Tamam hocam. İslamiyet'ten önceki, evet arkadaşlar, Türk devletlerinde siyasi teşkilatta görev yapan her yönetici aynı zamanda savaşa hazır bir komutandır. Bu durumun unsurlarından hangilerinin gereği olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Evet, yorum sorusu arkadaşlar. Ne diye bakın, siyasi teşkilatta görev yapan bir yönetici aynı zamanda savaşa hazır bir komutandır. Yani her türlü şart hazır olması gerekiyor. Neden? Göçebe hayatın düsturudur hocam. Evet. Göçebe hayatta işte savaşa hazır bir durumda olmak zorundasınız. Mesela kadınlar da savaşıyor değil mi bize? Bundan dolayı. Ordu millet anlayışı var. Bundan dolayı. Değil mi? Din anlayış, ekonomik yapının alakası yok. Şimdi vaktimiz biraz azaldı, açıyoruz, ediyoruz derken biraz da orada müdür odasında görüşüyoruz derken bak, bu vakti yedik arkadaşlar. Göçebe hayatının Türkleri etkilediği unsurlar, işte bağımsızlık anlayışımız güçlenmiş, hukuk sistemi, işte ne diyelim, kısa süreli hapis cezaları var, yazılı hukuk kuralları değil, sözlü hukuk kuralları, ne o? Görev var, değil mi? Taşınabilir sanat anlayışı var, değil mi? Göçebe hayatın geçim kaynağı ne? Hayvancılık, değil mi? Vesaire. Oynatıyoruz, Artuklar döneminde yaşamış haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetiğin kurucusu El Cezeri arkadaşlar. Evet. El Cezeri. Buradan Uluğ Bey bilmemiz gereken bilgi değil mi? Semerkant'ta rasathanesi var. Timur Devleti'nde hem yönetici hem astronom bilgini. Bir de eseri var Uluğ Bey'in. Zic. Yıldızlar, Yıldızlar Cetleri hocam. Öbürküler hocam çok Timur Devleti'nde astronomi bilginidir. Semerkant'ta rasathanesi var. Zic yani Yıldızlar Cetleri anlamında bir eseri var. Türk İslam Devletleri'nde mimari eserlerinden hangileri kamu yararı doğrultusunda kullanılmıştır? Evet, toplum yararı arkadaşlar. Değil mi? Bakalım. İmaret. Ramazan çadırları. Nerede bireş? Yerleş ora. Aşevi. Kümbet. Anıt medar. KPSS'de soruldu. Aşağıdakilerden hangisi anıt medar niteliğindedir? Külliye. Kümbet medresi. Cevap? Kümbet. Medrese? Eğitim teşkilatı olarak. Medrese de hocam şey ücretsizdir. Ders görme ücretsiz. Medresenin ihtiyacını şey karşılar. Ne karşılar? Vakıflar karşılar. Değil mi? Oradan. Oyna Doğucuğum. Oynadalım. Bakalım tutacak mı? Osmanlı Devleti'nin yönetimdeki sıralamada görevlerden hangileri eşit statüdedir? Silerim ve karışacak ortalık. Kazasker, defterdar, sancak beyi, muhtesip. Evet bakalım şimdi. Muhtesip zabıta arkadaşlar. Dur, şunu alalım da. Bu çarşı pazarını denetleyen görevli. Zabıta diyoruz ben kısaca. Sancak Bey, sancağı yöneten kişi değil mi? Defterdar, divan-ı hümayun üyesi, maliyeci. Bu eğitim, adalet, hukuk meselesi. Hocam o zaman hangisi olur bu? Birlik olur. Ama bu soru pek olmamış. Evet hocam. İşte uzman da beğenmediğim bir soru. Şöyle hayali anlamda bir çarpıyı çektiğimizi farz ediyoruz. Geçiyoruz. Klasik dönem Osmanlı mimari eserleri arasında hangisi yer almaz? Dolmabahçe Sarayı, geç dönem Osmanlı mimarisi. Topkapı, klasik. Sultanahmet, klasik. Yok, el klasik. Selimiye, klasik. Rumeli Eser, klasik. Aslında arkadaşlar, şimdi burada bir ayrıma girelim. Milli Eğitim'in kitabında klasik dönem 2. Bayezid dönemiyle başlıyor. Kitaplarda 2. Mehmet yazardı hocam. Büyük külliyeler devri diyerek 2. Bayezid dönemini aldı. 2. Bayezid dönemini aldığımızda Rumeli Sarayı'da hocam Topkapı Sarayı girmiyor işin içine. Hani biz ifade ediyoruz ama şöyle Milli Eğitim kitabına baktığımızda hocam işin açısı 2. Bayezid dönemini alıyor. Tamam bunlar erken dönem eserler de, ha, şu erken dönem de, şuna biz klasik dönem diyoruz ama
Milliyetin kitabı 2. Bayezid'i alıyor. Baktık ki Cevrat'a bir tarihçi arkadaşlar ihtilafa düştük. Senin dediğin doğru, benim dediğim doğru. Açtık baktık hocam. Ben dedim hocam 2. Bayezid'i alıyor diye ifade ettik. Onu kastediyor. Tabi hocam bakın. Bunu hocam da anlatacak. 3 dönem var Osmanlı'da, mimaride. Erken dönem, klasik dönem, geç dönem. Erken dönem etkilenme dönemi. Osmanlı Balkanları almış. Hani örnek veriyorum. Şöyle diyelim. Şu tarzda bir Bulgarlarda bir pencere var, onu alıyor. Sırplarda bir değişik üç temel kapı var, atıyorum, onu alıyor. Ama Selçuklarda kocaman kapı var bak böyle. Hani şeyin kapısı var ya, İstanbul Üniversitesi'nin. Hani böyle bir. O hocam Selçuklulardan şey geçmedir o, söyleyin siz, Osmanlı'ya geçme. Yani Osmanlı Anadolu'ya alıyor, bir etkileniyor. Bir de Balkanlardan etkileniyor. Elime bak, klasik dönemde de bu da bizim eser diyor. İşte klasik, Osmanlı'ya has, özgün sanat anlayışı olan dönemdir hocam. Geç dönemde de şey öne kaldık. Nereye? Avrupa'ya. Tabii buradaki bir soruyu çözelim de daha sonra daha bilgiler veririz hocam. Daha ayrıntılı verilmeye çalışacağız. Çünkü soru yerim hocam. Osmanlı en uzun hangi sarayda yönetildi? Topkapı. Osmanlı hangi saraylardan yönetildi? Topkapı. Edirne, Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız. Genel manada. Osmanlı ordusunu oluşturan bilimlerden hangileri devşirme kökenlilerden oluşmaktadır? Yeniçeriler var mı? Var. Artı. Tımar sipahiler? Yok. Eyalet askerleri bunlar. Akıncılar? Yok. Yardımcı birlik. Osmanlı hocam kara ordusu 3 gruptan oluşur. Elime bak. Dur bakayım. Kapı kulu askerleri derse bunlar şey, merkez ordusu devşirme sisteminden oluşuyor. Genç tımarlı sipahiler derse bunlar da eyalet ordusu veya tımar sistemi oluşuyor ordu. Geç. Bir de ne var hocam? Yardımcı birlik. Ha. Yapı bu. Daha çok hangisi önemli? Kapı kuluyla tımarlı hocam. Şunlar yardımcılarda bir akıncı var, bir de derbençi var dikkat çeken. Akıncı İstihbarat birliği ben, ajan birliği hocam. Düşman hakkında bilgi topluyor. Sınır boylarında bulunur. Derbençi de şey yapıyor. Köprü, gecit yapıyor. Tabii cevabını atanlar işaret edemeyiz ama kopya çekersin. Nereye gitti be? Bir anda 15'e geldik. Ne güzel değil mi? Yedi mi? Yedi. Osmanlı Devleti'nde 1876'da kanun esasının ilan edilmesinde düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur? Güzel soruya benziyor. İmparatorluğun toprak bütünlüğünü korumak var mı? Var. Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak diye ifade ettik. Bu da oluyor. Azın insan önlemek. Evet. Bizim yıkılmamızdaki siyasi etken bu değil mi? Sınırları batı yönde genişletmek. Maydanoz. Güzel bir yorum sorusu olmuş. Yukarıdakilerden hangileri istibdat dönemi gelişme arasında yer alır? Söyle bakalım sayın vatandaşlar. İstibdat dönemi ne zaman başlar, ne zaman biter? 2. Meşrutiyet arası. 1. Meşrutiyete son verilmesiyle başlar. 2. Meşrutiyet ilanıyla son bulandırır. Yani 2. Abdülhamid'in kendi döneminde diyebiliriz. Arkadaşın dediği gibi meşrutiyetler arası dönem değil mi? Evet. Muharrem kararnamesi 1881. Evet bu dönemde. Arkadaşlar 2. Abdülhamid'den yanlış hatırlamıyorsam 3-4 rahat soru var hocam. Tamam mı? Gelişmeler önemli. Muharrem kararnamesini Avrupa'dan borç almıştık değil mi? İlk defa hangi savaş masraflarını karşılamak için borç aldık? Kırım Savaşı masraflarını karşılamak için. İngiltere ve Fransa'dan borç aldık. Abdülmecid'de aldık. Abdülaziz'de aldık. Abdülhamit'e en zoru gelmiş. Yani ödeyememe değil mi? Muharrem kararnamesiyle. Ey Avrupa! Biz ödeyemiyoruz. Diyelim demiş. Onlar da demiş. Ödeyemiyor mu? Ödeyemiyoruz. Şunu kurmuşlar onlar da. Şeyin üzerine, süresiz Muharrem kararnamesinin üzerine
Düğün umumi kurmuş. Bak, inkılap tarihine geliyoruz. Ekonomik bağımsızlığımızı zedeleyen bir kurumdur bu. Bir nevi benim cebime elini atıyor yabancılar, alıyor parayı. Fatih Hoca diyor, bunu borcuna saydık diyor. Bu şekilde. Maliyemize el atıyorlar. Aldıkları sağlam paralarla işte borca sayıyorlar hocam. Ekonomik bağımsızlığımız. Evet. Zedeleniyor. Lozan'da kaldıracağız. Hatırlarsanız Misak-ı Milli kararlarında değil mi? Bununla ilgili bir karar vardı. Düğün umumi kaldıracak diye. Hamidiye alayları. Doğu Anadolu'da Ermeni olaylarına karşı birkaç kez söylüyorum değil mi? Hamidiye alaylarını kurmuş Abdülhamid. Vatan Hürriyet Cemiyeti. 2015 KPSS sorusu diye hatırlıyorum ama Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyet hocam. 1908'de bittiğine göre dönem. Üçü de var hocam. Osmanlı Devleti'ndeki Rodos ve 12 Adana'nın fiilen İtalya'ya geçmesi, aşağıdaki anlaşmalarda hangisinin sonuç arasında yer almaktadır? Uşi, Londra, Atina, İstanbul, Bükreş. Şimdi hangisinin sonuç arasında? Hocam, ben böldüm ama Vatan ve Hürriyet Cemiyeti neden açıldı? Yani amacı neydi? Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu bir cemiyet bu. Yani etkin hale gelmek için. Daha sonra cemiyetle birlikte İtalya Terakki'ye geçecek. Arkadaşlar bu soruda şimdi mantığa uymayan yerler var. Hemen bahsedelim. Diyor ki hangi anlaşmanın sonuçları arasında? İşte Uşi de var ama arkadaşlar. Biz Uşi de geçici verdik değil mi? İnce ayrım, ince bir yorum yaptık burada. Geçici vermek demek kaybetme anlamına gelmiyor. Alamayacağımızı ne zaman öğrendik? Balkan savaşlarından sonra. Ey İtalya! Buyur ver bakalım. Vermiyorum lan. Evet. Tabii bu hocam. Şöyle denebilir ama Uşi anlaşmasından şöyle sonra diyebiliriz de ama çok da böyle hani tutarlı bir soru olmamış hocam. Uşi de değil, Uşi anlaşmasından sonra, Balkan savaşlarından sonra alamayacağımızı öğrendik. Cevabı adınam demiş. Evet adınam. Çok tutmuyor işin açısı. Çünkü Uşi anlaşması, Uşi anlaşmasından sonra derse belki olur da sonuçları diyor, işte şu anlaşma sonuçları değil. Ondan sonra olacak hocam. Uşi'den sonra olacak. Çok şey bir soru değil. Evet. Tahtayı bir temizleyelim. Yeni Türk Devleti'nde gelişmelerden hangileri 1. TBMM'nin görev süresinde yapılmıştır? Yeni işiyoruz değil mi? Evet. İstiklal Marşı'nın kabulü var mı? Var. Tarih kaç? 12 Mart 1921. Saldanlık kaldırması? Var mı yok mu? Var. Lozan onaylanması? Hayır. İmzalanması cesi artı diyecektik. Lozan'ı imzalayan 1. TBMM, onaylayan 2. TBMM. İmzayı atan İsmet Paşa, onaylayan meclis hocam 2. TBMM. Dikkat edin. Güzel bir soru. Öğretici bir soru olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda kararlardan hangileri ilk kez Erzurum Kongresi'nde alınmıştır? Evet. Bakalım işledin mi bunu? İstanbul Hükümeti'nin sorumluluğunu yerine getirmediği. Amasya'da değil mi? İki. Manda ve himayenin kabul edilmeci. Evet. Doğru mu? Artı. İlk defa Erzurum'da. Ulusal bir meclis kurması gereği. Amasya'da onu değil mi? Evet, öğrenci burada ikileme düştü hocam. Amasya ve Erzurum arasında gitti geldi. Amasya'yı düşünenler golü yedi, düşünmeyenler golü attı. Şimdi hemen bakalım. Öğrenciyi yanıltan cümle şu. Karar daha doğrusu Amasya'daki. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturmalıdır. O da fikri var. Değil mi? Şimdi arkadaşlar, milli bir kuruldan kastedilen neydi? Temsiliyeti değil mi? Temsiliyeti hükümet gibi mi çalışır, meclis gibi mi? Hükümet gibi çalışır. Ha, meclisin boşunu doldurur. Ayrı mesele o. Hükümet gibi çalışıyor ama. Hatta ne demiştik? Temsiliyetinin hükümet gibi çalıştığının kanıtı neydi arkadaşlar? Batı cephesi. Umum Kuvayi Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa ataması değil mi? O zaman hükümet gibi o. Hemen Erzurum'a bakıyoruz. Osmanlı Mebuslar Meclisi derhal açılmalı ve İslam hükümeti denetlenmeli. Yalnız burada da ince bir ayrıma girelim. Hocam şurada ifade var. Ulusal bir meclis kurulması gereği. Şimdi Osmanlı Mebuslar Meclisi tamam da ulusal bir meclis dediği zaman hocam bu biraz oturmuyor gibi işin açısı. Tamam şöyle deseydi meclisin kurulması zorunluluğu dese tamam ama ulusal dediği zaman
Neyi kastediyor biliyor musunuz mu? Şunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama Erzurum'un bir ince ayrıntı kanalına bakacağım ben ona. Orada bir işaret var mı diye. Kastetti bu. Ulusal Meclisi çünkü bakın. Osmanlı Meclisi ayrı, Ulusal Meclisi ayrı hocam bakın. Dikkat edin. Osmanlı Meclisi'ne işte meşhur devletler döneminde açtığımız Osmanlı Meclisi. Ulusal Meclisi TBMM. Bakalım şimdilik artık koyalım da. Ama şurayı eğer meclis etseydi daha kolaydı. Niye? Osmanlı Mebusar Meclisi derhal açılmalı ve İstanbul Hükümeti denetlenmelidir. Tamam da şu ifadeye bir bakacağız hocam. Ayrıntısını bir daha değerlendireceğiz. Evet. Bu deneme biraz offset olmuş da. Uzmana yaptığımız yorumları şimdi yapmayacağız. İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir? Anzavur. Anzavur'un diğer adı neydi? Söyle. Çerkez miydi? Gel hocam. Kuvay Muhammediye ayaklanması. Değil mi? Hilafet ordusu Kuvay İnzibatiye. Çerkez etem Kuvay tayyare değil, seyyare. Evet. Dur. Hadi galip olay. 2013 KPSS sorusuna tam benzememiş ama azıcık anlamış. Elazığ valisi Ali Galip ile Ankara valisi Muhittin Paşa demiş. Hangi kongreyi engellemişler? Sivas. Bu tarzın sonuçları arasında hangileri gösterilemez? Evet, böyle soruyu nasıl çözeceğiz? Önce bir şunu işaretleyelim. Gösterilemez. 14 Ekim 1920'de Yunan kuvvetlerine karşı giriş tarzı düzenlenmiş. Bakalım. Tekal Milli Emniyet çıkarması var mı? Var. Gol. Yok. Yok yani. Var olarak yok. Var olarak yok. Ha. İyi bakalım. Batı cephesinin ikiye ayrılması? Evet. Var. Değil mi? Yani Gediz taarruzunda yenildikten sonra veya düzenli ordu kurulmasıyla ikisi de doğru. Ha bundan sonra ha da düzenli ordu kurulunca. Stoy Kemal Paşa'ya başkomutanlık vermesinin? Yok. Hocam burada güzel bir soru bu. Şu açıdan güzel soru. Öğretici. Öğrenci Gediz taarruzuyla Kütahya Eskişehir Savaşları'na karıştırıyor bak. Gediz Kütahya'da ya bakın. Gediz taarruzu Batı cephesinde düzenli ordu kurulmadan önce oluyor. Zaten bu geri taarruzundan sonra düzenli ordu kurulmuyor mu? Evet. Demek ki burayı anlattık bakın size. Değil mi? Ne dedik? Geri taarruzunun kaybedilmesi ile düzenli ordunun kurulması hızlanmıştır dedik. Artık bardağı taşıyan son damla dedik değil mi? E burada da olan ne? Batı cephesinin ikiye ayrılması. Kuzey kolunda kim var Batı cephesinin? Kuzey kolunda kim atanıyor? İsmet Paşa. Güney koluna? Cefet Paşa. Hocam tekrar düşünün emirleri nerede? Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra. Ordumuzun ihtiyacını karşılamak için. Lozan Anlaşması'nda savaşa bakın bu gol yemeği. Topraklarından hangilerini Yunanistan savaş tazminatı olarak Türkiye'ye TBMM idaresine bırakmıştır? Karaağaç var mı? Var. Artı. Edirne? Yok. Edirne ve Kırklareli hangi savaş aldık? Balkan Savaşı. İkinci Balkan Savaşı. İkinci Balkan Savaşı. Alan kişi kim? Gol! Enver Paşa aldı. Enver Paşa. Zaten lakabı ne? Edirne Fatih. Benim oluyor yani Edirne. Tam oradan çıkardım hocam. Biraz daha düşündüm. Girit. Yok hocam. Burada şu ayrıntı bilgi de verilebilir. İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne, Kırklareli, Dimetoka'yı aldık. Bulgaristan 1. Dünya Savaşı'ndan girince Dimetoka'yı Bulgaristan'a verdik. Türkiye'de medreselerin kapatılması durumlarından hangileri kolaylaştırmıştır? Türk dilini kendi kaynağından zenginleştirmesi. Var mı? Yok. Dursun. Yeni bir anayasa? Maydanoz. Özgür ulusallaşması? Nasıl ulusallaşıyor? Tevhid edirsen. Eğitim öğretim birleştirmesi. Evet. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayanarak arkadaşın dediği gibi medreseler kapatılıyor hocam. Ne demek bu kanun? Eğitim öğretim birleşmiştir. Eğitim öğretim birleşmesine artık ulusallaştı. Her yerde tek bir eğitim öğretim sistemi var. Öyle ayrı ayrı değil. Bütün okullar kime bağlanacak? MEB'e. Azınlık okulları
yabancı okullar ve batı tarzı okullar MEB'e bağlanıyor. Medreseler kapanıyor hocam. Anladınız mı? Anladım hocam. Türk dilinin kendi kaynağını zenginleştirmesi hangi kurumun vazifesi? Türkiye ekonomisinde sermaye sahip bir kesimin bulunmaması durumlarından hangi devlet zorunlu kılmıştır? Şimdi soruyu anladık mı? Evet. Ne anladınız? Sermayenin olmaması. Çok güzel. Bak. Hocam bak. Türkiye ekonomisinde sermayeye sahip bir kesimin bulunmaması. Yani iş adamı yok diyor hocam. Parası olan insanlar yok diyor. Niye yok? Savaştan çıkan millete para olmaz hocam. Para olmadığı için neyi zorlanmış? Devletçilik politikası. Hatta biz bir kanun çıkartacağız hocam. Sanayi özendirme yasası. Diğer adıyla teşvik-i sanayi kanunu. Ama yetersiz kalacak. İş adamı yok. Kalifiye eleman yok. Değil mi? Para yok. İcraat yok. O kadar imkan vereceğiz. Fabrika açacak olana arsa vereceğiz. Bina vereceğiz. Tren yolu ulaşımını sağlayacağız ama imkan yok hocam. Yani durum yok. Olmayınca işi kim yapacak? Bakın unutmayın. Devletçi ekonomiye geçişin iki sebebi vardır. Bir, teşvik-i sanayi kanunu yetersiz kalması. İki, kriz. Ne krizi? Galp krizi. 29 krizi. Radyo krizi. Evet, değil mi? Radyo krizi. Türkiye Cumhuriyeti düzenlemelerinden hangileriyle resmi işlemlerin takibi konuşulmaya başlamıştır? Soru biraz kolay gibi, değil mi? Şapka inkılabı. Şapka inkılabının amacı ne olabilir? Batılaşma. Topluma çağdaş bir görünüm kazandırma. Şöyle FETÖ şapka bakayım şöyle. Soyadı kanunu? Evet. Medeni kanun? Hayır. 17 Şubat 1900. Evet. Bazılarınıza kronoloji verdim, bazılarınıza veremedik. Kaybettik, bir daha bulacağız inşallah. Şapka inkılabı ne zaman? 25 Kasım 25. Çünkü 30 Kasım 25'e de bir şey oluyor. Ne oluyor? Tekke zaviye türbeler kapatılıyor bak. 25 Kasım 25 şapka, 30 Kasım 25 tekke zaviye kapatılıyor. Soyadı kanunu ne zaman? Yıl olarak? 34. Medeni kanun? 17 Şubat 1926. Sevgililer gününden 3 gün sonra. Karıştırmayın. Niye? Önemli bir kanun hocam bu. 17 bak sevgililer günü geçti mi? Geçti. Ha. Dün müydü o? Evet. Dün 17 Şubat'ta. Dün 17 Şubat. Tamam. Bak, demek ki kutlamamışsınız hocam. İmmet. İnşallah göreceğim seninle. Kamera da sen gol yiyeceksin. 17 Şubat 26. Arkadaşlar, medeni kanunla Türk kadını sosyal, hukuki ve ekonomik haklar elde ediyor. Erkekle eşit seviyeye çıkıyor bakın. Sosyal, işte sosyal hemen örnek verelim. Mirasta eşitlik. Hukuki, bir erkek iki kadın şahit değil, birebir. Ekonomik eşitlik ne? Kadın istediği meslekte çalışabilme hakkını neyle elde etmiş hocam? Medeni kanunla. Geçen bir arkadaşa soru çözdüm. Hocam diyor, medeni kanuna göre kadın oy kullanamaz mı? O ayrı hocam. Elime bak. Kadın, şimdi tahtayı kullanmayalım. Hukuki hakları medeni kanunla, siyasi hakları BMW ile. Değil mi? Belediye, muhtar, vekil. Anladın mı? Ayrı konular. Türkiye'de gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? Atatürk dönemi hangi yıllarda arkadaşlar? 23-38. Ebedi şef. Gümrük tarife kanunu. Yılını hatırlayamadım ama var. 29. Kaç? 29 mu? Evet. 29. Türk parasının değerini koruma. 30. 29 mu? 30 hocam. 29 gibi aklımda kalmış. Emlak Eytan Bankası? O da 26. 26. Evet. Eytan, geçen senenin hani kavramı. Yetimler Bankası değil mi? Darül Eytamlar aklına gelsin. Emlak ve Yetimler Bankası. Üçü de var. Atatürk dönemine dikkat edeceksin arkadaşlar. Şimdi bak Atatürk döneminde bizim şöyle konumuz yok. Şu bankalar var da mesela Ankara Etnografya Müzesi. Mustafa Kemal'in naaşı orada beklemiş değil mi? Resim Heykel Müzesi.
Güzel Sanatlar Mektebi. Anladınız mı? Atatürk dönemindeki böyle gelişmeler. Şimdi kalkıp da resim heykel bilirsin. Neyin anlatacağız biz? Denemede söyleyeceğiz ama hocam. Bak Atatürk dönemiyle ilgili gelişmeleri ayrıca bir öyle bir internetten sağdan soldan yine bir size yardımcı olacağız. Tamam. Yani böyle Atatürk dönem sorularına ayrıca bir kulak kabartalım yani. Sadece soru çizmeleri değil de öğrenmemiz gerek. Evet, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı esas sarından hangileriyle bağdaşmaktadır? Uluslararası ilişkilerle uyum içinde yürütme var mı? Nasıl hocam? Dursun. Bağımsızlık anlayışı mı alakalı mı? Evet, var. Bak, milliyetçilik de bağımsızlık ikiz kardeştir hocam. Birbiriyle bağlantılıdır. Bak, direkt böyle hemen gidebilir. Dil bilinin temel alma. Evet. Zaten Türkçe. Dil nasıl oluyor? Dil nasıl oluyor? Uluslararası ilişkiler uyum içinde yürütme. Evet. Şimdi biz size nerede anlattık onu? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın, bak hem yerini söylüyorum, birinci maddesini yorumladıktan sonra, her sınıfta ben anlattım. Milli bağımsızlık da milli egemenlik kavramlarını nasıl yorumladık? Milli bağımsızlık nedir? Dış mesele. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle örtüşüyor dedik. Milli egemenlik iç mesele. Nedir? Oy meselesi cumhuriyetçilikle ilişkili değil mi? Bağımsızlık niye bakıyor? Dışa. Hatta orada bir yorum yapıp geçtim. Devletler arası bir meseledir. Bak ne diyor? Uluslararası ilişkilerde uyum içinde yani diplomasiye değer veren, eşitliğe değer veren bir politika yürütme. Çok güzel 10 numara 5 yıldız bir öncü. Açık öğren verdin. Evet, güzel bir soru hocam. Gerçekten öğrenciyi yanıltan bir soru bak. İki şu an ışıklarda. Yok hocam. Yok da hocam. Mecburen yani. Mecburen işaret. Sizleri tebrik ediyorum ben. O yoksa onu yaptım. Doğru zaten yapmanıza rağmen bak işte bunu istiyorum ben. Hocam doğru yaptı. Oo, ne tabi mesele o değil. E'nin mantığı kafamıza yatacak. Tamam? Tamam hocam. Oo, söze bak. Bir öğrencim vardı benim kulak taçın. Oynadı hocam. Atatürk sözüyle durumlarından hangilerinin önemine değinmektedir? Ferdin birinci hakkı doğal yeteneklerini serbestçe geliştirebilmesidir. Bu gelişmeyi temin için ise en iyi vasıta ferde başkalarının benzer haklarına zarar vermeksizin tehlike ve zarar kendine ait olmak üzere ona kendi kendini istediği gibi sevk ve idare etmeye müsaade etmektir sözüyle. Ben bir şey anlamadım. Hak ve hukukun ne evet, bahsediyor? Hak hukuk meselesi. Bakalım. Fırsat eşitliği. Çıkıyor gibi ama beklesin. Temel hak hürriyetler, evet, evet o buradan çıkıyor. Toplumsal iş bölümü, bu alakalı maydanoz. Çok böyle açıklayıcı bir soruya benzemiyor. Bir iki mi cevap? Evet. Ferde dediği evet için de her ferdi diyor hocam. Orada eşitlikten hani fırsat eşitliği. Hayır, şey, temel hak hürriyetler var da. Bence yani başka her ferdi bağlı yeteneklerini geliştirmek lazım. Serbestçe. Yani zarar falan. Evet. 21 Anayasası'ndaki, evet yeni gördük bunu, hükümlerinden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanıyla anayasaya eklendiği söylenebilir? Neyi soruyorsa oradan? 21 Anayasası'nda sonradan giren değişiklikler. 23 değişiklik. Bakalım. Ulusal egemenlik ilkesi. Var mıydı? Vardı. Hatta ne dedik? Milli egemenlik resmen nerede kabul edildi? Burada. Yargının yasamaya bağlı olması. Dursun. Bakanların başbakan tarafından. Evet. KS değil mi? KS ne? Kabine sistemi. Normalde başlangıçta ne vardı? Meclis hükümeti sistemi. Yalnız bir çocuk. İki istiklal mahkemelerinde var ya. Başından beri var. Ne oldu bu? Hocam o şeye basın. Kapatın hocam. Yukarıdan kapatın hocam. Kapatayım mı? Hı, düzelir. Bir daha açın hocam. Açık zaten. Açık değil mi? Kapanmış. Şu? Tamam, hocam işte sayfa 16'ya gelin. Tıklayın hocam sayfa. Oraya basın sayfa 16'ya gelin. Kapanmış. Tıklayın hocam. Bedeliği tıklayın. 3 sekin. Hocam aşağıda açık kaldı zaten. Bak dur. Tamam şimdi aşağı inin. Yukarıdan 15. 10, 6.
Evet. 16 diyenlere bir kırmızı kart. Haritamız yanlış hocam. Evet. Onu çözdük. Türkiye eğitim sisteminde gelişmelerden hangilerinin harf inkılabından sonra yaşandı söylenebilir? Et kronoloji sorusu. Harf inkılabı ne zaman? 1928. Bakalım. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Evet. Bunlar anlatmadık ama halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan değişiklik 24'ten sonra. 24 hocam. Maarif Teşkilatı hakkında kanun 26. Millet Mektepleri 28. Evet. Arkadaşlar bak anlatacağız bunu. Harf inkılabını Türk halkına millet mektepleri de öğreteceğiz. Halk bilmiyor. Bir anda cahil kaldık. Şu anda başbakan dese ki Çince'ye geçti dese ne olur? Hemen hocam telefonlara Çince'de dolmuş nasıl yazıyor? Acaba beziyor mu onu? Değil mi? Değil mi hocam? Bu dönemdeki insanlarda cep telefonu olmadığı için hocam değil mi? Bir anda harf cahil kaldı. Şimdi bakın. Sana direkt siyah kart. Hocam, harf inkılabındaki meseleye baktığımızda toplum öğretmek için elime bak. Devlet daireleri, valilik binaları, sağlık kurumları, belediye binaları. Ne kadar kurum varsa hocam saat 3'ten sonra hani şu dizimize tahta koyuyoruz da eskiden ders çalışıyorduk ya. O şekilde hocam. Harfleri öğrenmeye başlamış. Çünkü bir millet harfi bilmiyor hocam. Bir bu şekilde okullaşma oranı da düşük. Kamu kurumlarını, millet mekteplerine tabi caizse, millet mektebi bir mektep değil hocam. Genel manada. Kamu kurumlarının da harf öğretiyoruz. 28'den 36'ya kadar bu şekilde gidecek. 36'da bu işi halk evlerine devredeceğiz. Hocam, tamam mı vatandaşlar? Daha sonra geleceğiz o zaman. Türkiye Cumhuriyeti'ne azınlıklara ait mallar, silelim şunu, konusunu düzenlemeleri anlaşmalarından hangileri yer vermiştir? Türkiye Cumhuriyeti'ne azınlıklara ait mallar konusunu düzenlemeleri anlaşmalarından hangileri yer vermiştir? Bakalım şimdi. 26 Ankara Anlaşması. Arkadaşlar Musul meselesiyle alakalı olduğu için yok. Litvina protokolü. Şu Kellogg Briand vardı ya. Evet. Neydi o? ABD Başkanı. ABD ve Fransa Dışişleri Bakanlarının Fransa'da dünya barışını korumak amacı yaptığı bir anlaşmaydı. Bunun hocam doğudaki versiyonu Litvino. Rusya'nın çevre ülkelerle yaptığı barış anlaşmasıdır hocam. Biz Kellogg'u da üye olduk Litvino'u da. Evet. Ahali mübadele anlaşması bakın. Güzel bir soru arkadaşlar. Kavramı kullanmış. Buraya şey dememiş bakın. Türk-Yunan dostluk anlaşması dememiş. Yani tam etaplı soru çözülüyor da. Ahali mübadele anlaşması demiş. Orijinal tabiri kullanmış. Yalnız bir şey. Evet. Mustafa Kemal Nutuk'un telif hakkını hangi kuruma bağışlamıştır? Nutuk'un basılmasına destek verdiğinden dolayı Türk Tayyare Cemiyeti. Orijinal adı. Buradaki adı ne? Halk Kurumu. Hocam. Arkadaşlar. Bir şey buyurun. Denemedi 1930 diyor şeye. Şöyle. 28'de karar alınıyor. 29 yılında Ocak ayında başlıyor hocam. 30 yanlış. Bak 28 Kasım gibi Aralık gibi karar alınıyor hocam. O 20. Evet. Hemen evet. Artık yapacak bir şey yok uzman kariyere. Hocam göster onu şırak. Evet hemen hallettik işi. Görmesin Ankara sallar gari. Evet. Arkadaşlar. Nutuk CHP'nin ikinci kurultayında 15-20 Ekim bileceksiniz bunu. 1927 tarihlerinde meclis okundu bakın. Evet. CHP'nin ikinci kurultayında tarih kaç? 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde meclise 30 saat miydi? 36 saat miydi? 36 buçuk. Buçuğu da varmış. Evet. Nutuk hangi yıllar esas alır? 1919 27 yıllarını içerir hocam bak. Evet. Şimdi soru geliyor bazen.
aşağıdaki olaylardan hangisi nutukta yoktur diyor. 19'dan önce veya 27'den sonra. Tamam mı arkadaşlar? Nutuğun sonunda ne var? Geçe hitabe var. Evet. Başında var mı? Aynen, nerede? He? Nutuğun başında var mı? Ne var? Kim bu? Sonunda, sonunda. Nutuk işte 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor ya, o cümleyle başlıyor. Mecliste kim okumuştu hocam onu? Vay, ben kendim, Mustafa Kemal'in kendisi biliyorum ama. Evet. Hocam günde 6 saat aldı, okudu mu? 5 günde, 6 günde okur. Evet, yeni gördük bunu bazılarınızdan. 16 Ağustos 1960'ta kurulan Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin söyleyin bakalım. Hangi anlaşmalarla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu? Daha bugün gördük bazılarımıza. Ha, geçen hafta gördük şimdi. Londra ve Zürih anlaşmalarıyla değil mi? Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Arkadaşlar hemen ben aklıma gelenleri say vereyim. EOK neydi? Örgüt. Enosis, ideal. Akritas, plan. Başka ne vardı? EOK'ya karşı Türklerde TMT'yi, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurmuş. Şey, Londra Zürih anlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Bizim adamımız kim? Doktor Fazıl Küçük arkadaşlar. Kıbrıs'ı Türklerin ikinci lideri Rauf Raif Denktaş. 24 Aralık 1963'te Kanlı Noel olayı gerçekleşiyor. 24 vatandaşımızı katlediyorlar. Başka 64 yılında Johnson mektubuyla İnönü hükümeti adaya askeri harekat düzenleyemiyor hocam. Geleceğiz ona. 74'te Türkiye garantör anlaşmasının kendisine verdiği yetki kullanarak adaya askeri harekat düzenliyor. Yani Ayşe'yi tatile çıkarıyor değil mi? 75'te bir devlet kuruluyor da. Kıbrıs Türk Federe Devleti. Rumlar başkan, bizimkiler başkan yardımcısı. Ama 83'te Güney Kıbrıs Rum hükümetini BM'ye tanıyınca hocam, bizim hemen Rauf Denktaş 83'te KKTC'yi kuruyor. Ve İstiklal Marşı da onların da marşı bakalım. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Geçen de söylemiştim. Şu an bir de 2004 yılında Annan planı var orada. Nedir o plan? Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Türkler evet demiş, Rumlar hayır demiş. Rumlar albümüne giriyor, bizi tanıyan yok. Hocam onun Filistin ve İsrail karşılığı neydi bir söylemiştiniz o gibi. İki Filistin'de iki devletli bir çözüm planı. Birleşti. Evet. Bunlar hocam ha. Doktor Sadık Ahmet kimdi? Batı Trakya tatlılığını koruyan. Sanki oradan okuyorsun gibi. Güzel. Batı Trakya Türklerinin lideridir hocam. Değil mi? Doktor Sadık Ahmet. Unutmayın. Çağdaş'ta 8-10 isim var. Gene sayacağız bak. Evet, bu soruyu sorana bir özel ödül vermek lazım. Azerbaycan'ın yetiştirdiği şair ve yazar arasında yukarıdakiler hangileri yer alır? Ayrıtıymış arkadaşlar da. Şimdi Vahapzade var da bak. Mehmet Emin Özsuzade Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanıydı. Ama yazar mı şair mi bilmiyoruz. Var mı? Var mı? Kasırlı yazar ama şair mi bu? O Kırım değil mi? O Kırım Tatarıymış. Öyle mi? Evet. Vatandaşlar, tabi burada ayrıt edilmiş de Mehmet Emin Resulzade, Bahtiyar Vahapzade, bunu biraz ayıralım, parantez alalım, bu Azeri şey. İsmail Gaspara'da, Yusuf Akçura, Zeki Veldizogan değil mi? Orta Asya Türkçülüğünü öne çıkaran devlet adamları ve yazarlar diyebiliriz. Başka ne vardı orada? Hani 2015 orasında vardı ya. Mahmut Celaleddin Paşa, Gasparlı İsmail ve Mehmet Emin Rezazade'nin öncülüğünü yaptığı fikir akımı Türkçülük. Evet. Burada soru beklediğimiz yer de Togan. Kırımlı olduğunu sorduktan sonra onu soralım. Evet hocam, Togan'dan soru bekliyoruz. Tarih öğretmenliği alan sınavında geldi hocam. Biz de bekliyoruz. Birkaç özelliğini sayalım. Baş Kürdistan'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi Umumi Türk Tarih Kürsüsü Başkanlığı yapmış. Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ve ilk başkanı. Değil mi? Bir özelliği vardı aklıma gelmedi. Evet. Başka özelliği vardı da gelmedi daha aklıma. Evet. AB'ye yol amacıyla aday ülkelerin demokrasi
hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları, işçilerin piyasa ekonomisi alanlarında belli bir seviyede olmalarını öngören kriter Kopenhag kriteri hocam. Yani Avrupa Birliği'ne aday olan ülkelerin uyması gereken kriterler bunlar. Evet, hemen şunu söyleyelim. Roma Anlaşması ile Avrupa Birliği'nin kaçıncı aşaması oluşturuldu? Üçüncü. Neydi adı? AET. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Paris İnsanlar. Helsinki nihai senedi neydi arkadaşlar? AGİŞ. Evet. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı kararları hocam. Evet.